ise, şimdi bak Doğu Anadolu fayının harekete geçmesi, Kuzey Anadolu fayında bir takım olayların olması Levha sınırlarında bir sıkıntı oluşturuyor. Şimdi evet. Hakkari'de tam Levha sınırı üzerinde. Hı. Biliyorsun Hakkari'de bindirme kuşağı, Hı. bizim Toros, Zagros kuşağı dediğimiz, kimisi Hakkari kuşağı diyor, bindirme kuşağı diyor. Yani öyle değişik isimler var. Hı. O bindirme kuşağının üzerinde. Hı. O da nasıl meydana geliyor? Arabistan levhası kuzeye doğru Doğu Anadolu'yu sıkıştırınca Hı. orada bindirme kuşağı meydana geliyor. Evet. Şimdi bugünlerdeki aktiviteyi düşünürsen Doğu Anadolu'daki bu fay olaylarını, işte deprem olaylarını düşünürsen mesela Anadolu levhası bu Ölü Deniz fayıyla işte o Hakkari bindirme kuşağının devamı gibi düşünsen, yani Arap levhasını, onun hareketleriyle böyle tektonik olaylar meydana geldiğinde ve uzun zamandır da Hakkari yöresinde böyle ciddi deprem olmayınca o sıkışmanın etkisi düşüncesiyle yer bilimcilerde yani en azından bir endişe oluşuyor. Yoksa depremin kimse ne zaman olacağını, nerede olacağını tam tarih olarak söyleyemiyor ama öngördü. Yani o göre gittikçe sıkışıyor. Bir anda depremler oluyor. İran'da deprem oldu bizim sınırlarımızda, öyle değil mi? Evet evet öyle. Şimdi oralarda yakın Hakkari'ye biliyorsun. İran'da ciddi ciddi kaç deprem oldu? Evet ve bayağı şiddetliydi. Van'da belirli depremler oldu. Şimdi Doğu Anadolu fayında depremler oldu. Bu sizin yani Arap levhasının sınırı, ciddi sınırın üzerindesiniz. Anladım. O nedenle yani biz nerelerde endişeniz var dediğimiz zaman yani Hakkari'de söylüyoruz. Ama Hakkari'nin sen tarihsel deprem şeylerine de bak. Yani ne zamanlar olmuş. Tamam hocam. Onları yani incelersen bir şey fikir verebilir. Bir de yani bu uydu sistemleriyle, GPS sistemleriyle, insan yöntemiyle ben istersen burada bizim arkadaşlar o konularla bir takım çalışmaları olan onların da size yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Yani çok sevinirim. Azından. Çok sevinirim hocam. Sonuçta yani biz kahin değiliz. İlla Hakkari'de bu olacak demeyelim ama yani bizim zaten amacımız nedir? Yönetimlerin halkın biraz özenli olması yani. Yani gafil olmaması, yani kenti deprem dirençli hale getirecek çalışmalara biraz özen göstermesi. Yani İran planının uygulanması. Yani Hakkari'de öyle çok aşırı bir şey yok, bir yapısı yok ama yani eğer eften türden de varsa maalesef. Belediye adam bir girsin işin içine, onları düzeltme yapmasın yani. Mecburlar bunları yapmaya. Anladım. Yani bir uyarı şeklinde bunlar yapılabilir yani konuşulabilir. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Son olarak şunu soracağım. Hakkari halkına gerçekten söylemek istediğiniz hani başka bir şey var mı? Bu ortaya atılan görüntüler, konuşulan şeyler dışında. Vallahi ben yani ben şöyle Hakkari halkı depremsellik konusunda gerçek planı programı olmayan hiçbir siyasi partiye yakınlık göstermesin, oy vermesin. Anladım. Bu iş parti meselesi, partililik meselesi değil. Doğrudur. Yani bizim can güvenliğimiz önemli. Hangi parti bu depremsellik yönünde Hakkari'yi depreme hazırlama yönünde planı, programı, niyeti varsa yani onların arkasında durmak lazım. Anladım. Bu iş bir ideolojik bir şey değil yani. Bir de yani ben Hakkari'yi tam bilmiyorum, böyle kaçak göçek bina yapmaması lazım.
Her şeyin Maalesef var usulüne hocam. uygun olması lazım. Maalesef Ha, var. efendim? O oldu mu yani şimdi bu nasıl olacak yani? Belediyenin de çok ciddi olarak bunları gözetleyip denetlemesi lazım. Özellikle valiliğin de öyle. Evet. Yani artık bu işten vazgeçmemiz lazım. Bak insanlarımız ölüyor. On binlerce insanımız öldü. Doğru, maalesef. Yani ve bir de Hakkari'yi deprem dirençli bir kent haline getirmek için gerekeni yapsınlar. Onların ne olduğunu ben televizyonda hep konuşuyorum. Bak bugün de Candaş Torun'uyla konuşacağım. Bu bizde. TV Yani 1'de mi haftada hocam? orada efendim? TV 1'de mi? Hangi kanalda? TV 100. TV 100. Tamam. Evet. Orada bak orada dinle. Ben bir kent nasıl deprem dirençli hale getirilir konuşacağımı umut ediyorum. Sen de mimar olduğuna göre zaten en iyi sen anlayacaksın benim dediklerimi. Mutlaka Yani hocam. yetkililere diyeceksin ki kardeşim bak Hakkari'de şunları 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 yapmalıyız. Resmi yani böyle biraz onları mesul duruma düşürecek tavır hareketlerde yazılar koymak lazım. Bu İRAP planı var ya İRAP. Evet. Bu il risk azaltma planı. Cumhurbaşkanlığı bütün illere gönderdi. Hakkari'nin de İRAP'ı var. Onu yapmak zorundalar. Eğer yapmazlarsa depremde olabilecek bir hasarda valiye, belediye başkanına, yetkililere tazminat davası ve ceza hukuku davası açmak mümkün. Anladım. Yani o işi şaka zannediyorlar. Bak sonra tutuklanırlar. Yani belediye, valilik, yerel yönetim bu İRAP planı çerçevesinde gerekeni yapmalı. Anladım hocam. Çok Yani teşekkür ederim. biraz bizim zorlamamız lazım yani demokratik yollarla, yasal yollarla. Kesinlikle amacımız da bu yönde hocam. Hocam saat kaçtaydı programınız? Onu da öğrenirsem. Saat 8'de 8'de. Candaş Tolga TV 100. TV 100, Candaş Tolga. Hemen not alıyorum hocam. Tamam, Evet. mutlaka izleyeceğiz. Orada da Hakkari'yle ilgili kısa bir dipnot, kısa bir bilgi notu iletirseniz ben arkadaşlara ileteyim, hepsi izlesin. Nasıl ileteyim? Ben ileteceğim hocam. Hocamızı izleyelim diye. İşte siz halledin yani onu. Tamam. Tamam. Tamam hocam. Tamam. Çok teşekkür ederim Hadi. hocam. Zamanınızı aldım. Tamam. Kusura bakmayın bu yoğunlukta. Estağfurullah, estağfurullah. Herkesin görevi bu. Teşekkür ederim hocam. İnsanların güvenliği her şeyden önemli. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Vay be. Kolay Aferin gelsin. sana. İsmin neydi senin?